Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, bugün yukarı dağlardaydık. Oradan dönüşte bir şey dikkatimi çekti. Arka römökte oturuyoruz. Bizim köyden yaşlı teyzelerden bir tanesi balkonda oturuyor. Yani şöyle başımı kaldırdım. Asma dikkatimi çekti. Asmaya bakarken baktım, balkonun demir korkulukları var böyle. Tabii çamaşır da asırlı ama teyzemiz yaşlı, tesettürlü, efendim yaşlı bir teyze. Allah ondan razı olsun. Böyle bizi görür görmez hemen başörtüsünü böyle ağzını kapatıyor. Hemen böyle. Osmanlı kadını. Yani ne varsa eskilerde var diyorlar ya. Şimdiki geldiğimiz noktaya bak. Allah'ım Celle Celaluhu eski edebimizi, adabımızı, efendim insanlığımızı tekrardan nasip eylesin. Düştüğümüz yerden ayağa kaldırsın kardeşlerim. Dua edelim. Tabii ki çıkmayan candan ümit kesilmez. Bu milletin kalbinde iman var. Yalnız bu millete duyurmak lazım, anlatmak lazım. Allah Teala tesettürüne, örtüsüne, haramına, helalına dikkat edenlerden razı olsun. Rabbim onların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Diğer bizim gibi yarım yamalak kardeşlerimize de tam becerebilmeyi nasip eylesin. Ölmeden işleri düzeltebilmeyi nasip eylesin. Yani bir baltaya sap olmadan gitmeyelim Efendi Hazretleri'nin dediği gibi. Çok dikkatimi çekti. Yani gerçekten böyle o teyzeyi görünce şimdiki sokaklar aklıma geldi. Halil Konakçı hocamızın konuştuklarına. Efendim bazı sözle sorsan Müslümanım der ama Müslüman bir adam asla Halil Konakçı hocamızın dediklerine aykırı bir tepki veremez. Halil Konakçı hocamız Allah'ın efendim emri olan tesettürü anlatıyor. Çıplaklığın haram olduğunu, rezalet, rezil bir durum olduğunu vurgu yapıyor. Bu girmiş olduğu yanlış yoldan dönmelerini onlara Allah rızası için söylüyor. Onlara adeta böyle cehenneme giderken gelin bu tarafa, gelin bu tarafa, o yol yol değil diye haykırıyor. Ama birileri buna engel olmaya çalışıyor. Allah'ım bunlara fırsat vermesin. Kardeşlerim geldik gidiyoruz. Öyle bir zaman ki kendi evladımıza sözümüz geçmiyor. Kendi evladımıza sözümüz geçmiyor. Peygamberlerin de kendi evlatlarına söz geçiremediği oldu. Kur'an-ı Kerim'de bunları görüyoruz eşlerine. Yani hiç kimseye de ya bunun annesi şöyle takva bir insan, bunun babası böyle takva insan, bak bunun evladına. Kardeşlerim o iş öyle olmuyor. Elbette ki zamanında eğitim verilmeli. Kur'an eğitimi verilmeli. Medrese eğitimi verilmeli. Din eğitimi verilmeli ama işte bazen de oluyor yani ne yapalım. Kurban olduğum Allah'ım toptan hepimizi düzelsin. Kur'an'a dönersek düzeliriz. Tefsir dinlersek düzeliriz. Allah rızası için birbirimize hakkı tavsiye edelim. Çekinmeyelim. Duyuralım. Efendi Hazretlerimiz bu millet duyurulmayı bekliyor. Öyle insanlar var ki onlara duyursanız sizi geçerler diyor. Dizi tutan yürüsün adam kurtarsın. Millet sel gibi cehenneme gidiyor diyor. Kardeşlerim namazlarımızı kılalım. Bugün yukarı barajın altındaydık. Aman ya Rabbi ne kadar güzel yerler. Yemyeşil baraj hakeza. Allah'ın büyük nimeti, büyük ihsanı. Bu kadar Allahu Teala'nın nimetleri içerisinde yüzüp de ona kulluk etmezsek ne kadar kötü bir kuluz biz ya. Ne kadar nankör bir kuluz ya. Onun bin bir türlü nimetlerini yiyelim de ona secde etmeyelim. Ona namaz kılmayalım. Ona itaat etmeyelim. Efendim onu gazaplandıracak günahlara
Adeta koşarcasına gidelim. Böyle bir şey olur mu ya? İşte dünyayı fesat kapladı. Kardeşlerim, ömürlerimizin bereketi kalmadı. Dünyanın huzuru kalmadı. Bir bakıyorsun ya, daha köyde yaşı genç genç adamlara bakıyorsun, sanki 50 yaşındaki gibi çökmüşler, saçları sakalları ağrımış. Niye? Adamın hayatında namaz yok. Adamın hayatında Kur'an yok. Abdest yok. Zikir yok. Efendim, sohbet yok. Varsa yoksa iş, varsa yoksa dünya, tarla, dolayısıyla vücut gidiyor. Bereket alınıyor. Kardeşlerim, böyle hayat, böyle bir yaşantı olabilir mi ya? Yazık ediyoruz kendimize ya. Niye Allahu Teala tarla vermiş, eş vermiş, evlat vermiş, ne güzel traktör vermiş. Vermiş de vermiş, saymayla bitmez. Paşa gibi yaşatıyor bizi. Niye tarlamıza gittiğimiz zaman kardeşimizi, evladımızı, eşimizi yanımıza alıp şırıl şırıl güzelce ibrikten abdestimizi alsak, cemaatle namazımızı kılsak, Allah'ın verdiği nimetleri yesek, elhamdülillah desek, devamlı her şeyde Allah'ı görsek, ya Rabbi ne nimetler verdin bize ya Rabbi, ne nimetler, böyle olursak, her şeyde Rabbimizi görürsek, Mevla Teala tekrardan bizi ayağa diker. Bizi ayağa diker. Dünyayı cennet bahçesi yapar. Bunlar ayetlerle sabit. Ben hafız değilim ki, hoca değilim ki size tıkır tıkır anlatalım. İçim dolama, dışarı veremiyorum. Ancak bu kadar işte duyduklarımızdan, anladıklarımızdan işte bir şeyler efendim söylemeye çalışıyorum. Sohbet dinleyelim. Salih Topçu hocamızı dinleyelim. Mahmut Eren hocamızı dinleyelim. Cübbeli Ahmet hocamızı dinleyelim. İhsan Şenecek hocamızı, İsmail Hünerici hocamızı, kardeşlerim, geldik gidiyoruz. Kur'an'a dönelim. Tefsire dönelim. Zikrullah'a dönelim. Bu gidiş gidiş değil. Allah'ımıza dönelim. Önümüzde cennet var. O cennet burada efendim kazanılıyor. Telafisi mümkün değil kaybettikten sonra. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muvaffak eylesin. Birbirimize hakkı tavsiye edelim. Birbirimize hakkı tavsiye edelim. Kur'an'ımıza dönelim. İslam'a dönelim. Arkadaşlar, evlatlarımız hiç olmazsa bir tanesini, bak Zile'de Mahmut hocamız medrese açmış. O kadar güzel ortam. Verelim ya, kızımız olsun, oğlumuz olsun. Okusunlar, arkamızdan bir Fatiha okusa yetmez mi diyor Efendi Hazretlerimiz. Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Allah Allah. Otur ağla, adam 50 yaşında Kur'an okumasını bilmiyor. Namaz kılıyor, eksik gedik. Otur ağla şu halimize. Yani nasıl yapalım, nasıl izah edelim? Anlatıyoruz, anlatıyoruz. İnşallah, inşallah. Tabi tabi ama inşallah diyenlerle doldu mezarlık. Yazık etmeyelim kardeşlerim. Allah'ımıza dönelim, kitabımıza dönelim. Yaparız biz bu işi. Biz bu işi yaparız. Bir namaza, efendim, Kur'an'a döndü mü, gerisi gelir Allah'ın izniyle. Gerisi gelir Allah'ın izniyle. 20 senede dünyada huzur diye bir şey kalmadı. Ebelerimiz, dedelerimiz gitti. Dünyadan da huzur gitti. Bakın, insanlar genç genç bir ölüp gidiyor. Biz de ölüp gideceğiz. Namazsız, abdestsiz, zikirsiz ölüp gidersek yazık olur. Kardeşlerim, Allah rızası için bir mevzuyu söyleyeyim dedim. Konuşturan Mevla Teala. Bak, bir sürü efendim bir şeye değindim. Allah'ım tesirli faydalı eylesin. Birbirimize dua edelim. Rabbim son nefeste hüsnü hatime nasip eylesin. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.